Hello. İyileştim, geldim birazcık. Eve geldim, iyileştim. Bugün sizinle birlikte waffle yapacağız. Aslında Gizem'le birlikte. O namazını kılıp gelecek. İlk önce önlüğümüzü takmakla başlayalım. Allah, önlüğü aldım, koptu kız. Bu niye koptu böyle be? Ana, şeyleri koptu. Ben koparmadım, tamam mı? Çaktırmayayım. Şeyi kopmuş. Sen görmüşsün. Evet. Ben zaten beyaz önlüğü takacaktım. Siyah önlük ne? Bizim aileye göre, bizim aile kalabalık olduğu için porsiyonları biraz büyük büyük yapıyorum. Ona göre siz de yapacaksanız, bu arada yaparsanız yoruma yazın ben ne yaptım diye, bana Instagram'dan anlatın bakayım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Elimizi güzelce kuruladık. Tam sonra bir tane kap alıyoruz arkadaşlar. Şurada şöyle bir hemen yıkanmış kap var. 3 adet yumurta. Böyle pıt 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 kırıyoruz. Bu arada dışarıda waffle'lar kaç para, çok pahalı. Evde kaç paraya mal ettim? Kaç para tuttu kız? Yani toplamda 6-7 kişinin yiyebileceği bir waffle çıkacak buradan. Evde yapmak daha mantıklı. Dışarıda paranızı boşuna harcamayın bence. Benim fikrimce. Sonra cuma. 6 yemek kaşığı şeker. Bu arada hayatınız nasıl? Ben şey dedim. Gitmeden önce. Bir ay boyunca eve gelmeyeceğim. Daha okul açılı bir hafta oldu. Kaç da koydum ya? 4 5 6 6 yeter herhalde ya. Hadi Allah'ın hakkı, şu bir tane daha koyayım. Anne, YouTube videosundayım. Anne, sonra gel, videoyu kapatamam. Şimdi bunları güzelce iş yapacağız. En iyi yöntem böyle fışık fışık hemen çırpın. Allah. Hadi elektrik çarpma. En korktuğum şey elektrik. Geçen makineye şey yaparken elektrik çarptı. Bunu yap. Bu arada çok güzel yorumlar alıyorum YouTube'da. Çok güzel ilerliyoruz. Maşallah deyin kız. Allah mezarlardan korusun. Çok güzel geldi. Bu kadar bekleniyordum gerçekten. Bu ayın 22'sinde YouTube'dan ikinci param yatacak. Sizce kaç para yatacak? Tahminleri alın. İlk 500 lira yattı. Bu ay ne kadar yattı? Çırpıp geliyorum hemen. Evet, güzelce de çırptım ben bunu. Bence en püf noktalarından biri, iyi kabarmasındaki şeylerden biri de bunu çok çırpmak. Bence öyle. Şimdi en çok aldığım yorumları size söyleyeceğim. Kaşlarımla ilgili yorumlar çok geliyor. Kaşlarını açarsan şöyle olur. Benim kaşlarım rengi aslında hani yüzüme göre normal duruyor rengi filan. Ama siz diyorsun kaşlarını aç. Açarsan cingen gibi olurum. Ne alaka yani benim kaşlarımı açmak? Bu ne biliyor musunuz? Kam kat. Bunu nasıl yiyorsunuz ekşi ekşi ya? Bir su var daha süt. Ama ben 1,5 gibi filan bir şey koyacağım. Gizem, sen namaz kılmıyor muydun? Dost. Tek bildiğimiz dost süt.
Başka dostumuz yok. 1,5 su bardağı süt. Bu arada gerçekten bir gün bizmeye gelirseniz gerçekten çok ağırlamak isterim. Waffle yapmak isterim size. Keki güzel yapıyorum biliyorsunuz. Allah'ım nazarlardan saklasın ya. Yarım su bardağı sıvı yağ. Kokladım çünkü zeytinyağı alabilirim diye düşündüm. Ben de böyle şehir şehir gezerken böyle takipçilerimle dolaşmayı, gezmeyi çok isterim. Tabii denk geliyoruz. Mesela en son Isparta'ya gittik. Isparta gerçekten böyle insanları sıcakkanlı. Ben bu kadar beklemiyordum Isparta'yı. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın. Burası yazın güzel olur mu? Yazın ben çalışıyorum. Yazın evde gizem oluyor sadece. Ben göremiyorum. Yazın o kadar çok misafir gelmiş ki bize ama ben göremedim. Çünkü neden stajım vardı. Stajdan sonra zaten sezon bitiyordu. Bundan dolayı. Okul da bitiyor. Az kaldı. Da beni yeni takip edenler filan oluyor. Hiç tanımayanlar insanlar soruyorlar. Ne okuyorsun? Kaç yaşındasın? Cart curt filan. Şimdi size tekrardan söyleyeceğim. Beni hiç tanımıyormuşsunuz gibi. İlk defa tanışıyoruz tamam mı sizinle? Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Rabia. Soyadım Teyit. Antalya Kemer Göynük'te yaşıyorum. Ondan sonra ben 23 yaşındayım. Yeni girdim 23 yaşına. Sonra Oğlak Burcu'yum. 30 Aralık doğumluyum. Antalya Bilim Üniversitesi'nde ameliyathane hizmetleri okuyorum. Tamam mı bu? Neden? Ha yurtta kalıyorum. Neden yurtta kalıyorum derseniz de benim okulum döşeme altında. Ben T'ye Kemer'de oturuyorum. Düşününüz biraz Antalya'yı bilenler. Kemer'den ben döşeme altına her gün nasıl gideceğim? Düşünün. Kemer'den otogara, otogardan döşeme altı. Yani kim çeker bu kadar çileyi? Çok zor. Herkes çekemez yani. Ben de bu sene yurda başvuru yaptım. Demek ki layık gördüler. Ben de yurda kaldım. Vay efendim milletin aklını yemişim, cart curt bilmem ne filan. Neler neler söylemişler hakkımda. Abi. Ondan sonra biz 4 kardeşiz. Abi. Ben he? Koyamam şu an. Ben ikinciyim. Benden büyük Gizem. Sonra ben. Sonra Nehir. Kaç koydum unuttum ya. Ben de belki öncesi unutkanlık filan başladı. 2 koydum herhalde. Benden sonra Nehir. Nehir'den sonra Ozan. Bir de Ceylin sürekli kardeşiniz mi diye soruyorsunuz ama değil. Ceylin bizim komşumuz. Asel de kardeşimiz değil, o da komşumuz. Hani bizim mahalle zaten iç içe olduğu için sürekli böyle herkes birbirine gelir gider. Antalya'da bu yok biliyor musunuz? Hani ben yurtta kalıyorum, görüyorum ya. Mesela arkadaşımın evine falan gidiyorum. Komşuluk ölmüş onlarda. Bir tek bizim burada var yani. Komşuluk. Ondan sonra cuma annem babam turizmle uğraşıyorduk. Sonra turizmi bıraktık pandemi zamanı. Pazarcılığa geçtik. Ondan sonra cuma. Hep sonra cuma diyorum. Kız şunları unutuyordum ya. İleride hedefim nedir? Veya ne olmak istiyorum? Benim en çok olmak istediğim şey küçüklükten beri ben polis olmayı, jandarma olmayı çok istiyordum. Ama olmadı, nasip olmadı. Boyum tutmadı. Hadi kiloyu ben dert etmedim. Kiloyu zayıflayabilirim ama boyumu uzatamadım bir türlü. Boyum 1.60 bu arada. Uzamadı. Ondan sonra bir arada şey takılmıştım. Diyetisyen olayım falan diye. Çünkü 35 kilo verdiğim zaman da dedim ki ben zayıfladıysam insanları da zayıflatayım falan diye düşünmüştüm. Ama istediğim hiçbir şeye ulaşamadım. Şu saatten sonra diyetisyen olabilir miyim? Olamam. Polis olabilir miyim? Olamam. Çünkü tutmuyor. Boya ameliyatları falan var ama çok tehlikeli bence. Tam araştırmadım bilmiyorum ama tehlikeli diyorlar. Şu anki hedefim de kendime bir iş yeri kurmak. Hani kendimi geliştirmek. Bence bir kadın olarak ben okumayı çok istiyordum. Okuyorum şu an Allah. Gerçekten okumak isteyen herkes okumayı nasip etsin. Çünkü okuyamayan o kadar genç kız var ki. Okuyup diplomamı almak. Atıyorum bu mesleği yapar mıyım? Yapabilirim. İlk senemde 2 sene. Atanırsam yaparım tabii ki. Atanamazsam hani özelde çalışırım. Çünkü özel biraz kötü. 1-2 yıl çalıştım diyelim. Sonra özelden çıkar insan. Çünkü özelde çalışanlar bilir. Kendi bir iş yeri açmak. Hani kendi işimin kendi patronu olmayı çok istiyorum. Çünkü emir altına giremiyorum. Biri bana emredince söyleniyorum. Atabiliyor muyum? Hani küçüklükten beri çalıştığım için hani sürekli eziliyor insan. Ben böyle olmak istemem. Mesela bir patron olursam asla çalışanları ezmem. Ama o şeyi korumak
gerekiyor. İşi şeyi var ya, nasıl deniyor ona? O çizgiyi aşmamak da gerekiyor. Ondan sonracığıma bir de benim hedeflerimden biri ne biliyor musunuz? İleride çok kendi evime, kendi mesleğime, kendi paramı kazandığımda bir kız çocuğunu veya iki kız çocuğunu okutmayı çok istiyorum ben. Veya baştan aşağı gidirmek. Bu benim hedeflerimden biri. Yani bilmiyorum. Bir kız çocuğu olarak okuyun. Okuyun, okuyun yani. Altın bilezik deniyor ya. Gerçekten altın bilezik oluyor. Tarifimize gelirsek 3 su bardağı un koyuyorum. 3 su bardağı mı? Aynen 3 su bardağı. Bunu güzelce karıştırıyorum. Bu da ASMR gibi olsun. Videoyu kesmeyeyim. Böyle şey kek çıkma videoları görünce aklıma hep şey, Dilber evi almış ya, ona kek yapmaya gidiyoruz filan diye. TikTok'ta çok videolar vardı. Bilen bilir. Sözünü güzelce de çizdin arkadaşlar. Şunu çekeyim, elektrik şey olmasın. Bakın kıvamı şu şekil oldu. Bu şekil. Tamam. Ben bunu 15 dakika falan dolapta bekleteceğim. Buzdolabında. Bu şekil bekletebilirsiniz. Maşallah buzdolabında da bir yer var. Bir yer var. Yani ana, dolapta açık süt varmış ya kız. Bir de bana süt aldırdılar. Evet. 15 dakika beklesin, biz de meyvelerimizi hazırlayalım. Bu arada dağınık iş yapmayı hiç sevmem. Atıyorum bu elimde ya, bunu hemen yıkayacağım, yerine koyacağım. Bazı mesela hepsini lavabonun içine biriktirir. Biriktir mi ablacığım? Biriktir mi yani? Elindeyken küçük bir şey yıkayıver. Altına kaldır, kuruyunca da yerine koyarsın. Evet, gelelim meyvelerimizi yıkamaya. Waffle, elmayı ben üniversitenin içinde bir çarşı var. Çarşının içinde waffle'cı var. O kadar güzel elmalı yapıyor ki daha önce hiç elmalı yememiştim. Bu sefer bol meyveli sizin için. Sırf sizin için bu arada aldım. Şaka şaka evdekiler yesin diye. Benim de canım çekiyordu. Aradan çıkartalım hepsini. Şöyle meyvelerimizi koyalım. He? Bekleyin, 2 dakika getir, kaynat geliyor. No. Çileğin tadına bakacağım. Hormonlu mu değil mi? Bir tadım testi yapalım değil mi? Gittim en iyilerini seçtim. Şurayı çöp poşeti yaptık. Neyse çilek al. Tüm diğerlerine yetmez. Tadım testini kendi waffle'ımızın üstündeki çilekle deneyelim. Çileklerimizi yıkadık. İlk önce hangisini soymaya başlayayım? Bence kivi, çünkü kivi sararma yapmaz. Şimdi elmayı soysam sararır. Biraz da kız üstüme düştü. Bu tabağa soymayayım. Bu tabağa waffle'ları koyalım. Sunum benim için çok önemli. Yeni gelin benim olsam yemin ederim ben sunumdan geçerim ki. Allah Allah yani. Aslında yeni gelin olmaya da gerek yok sunum yapmak için de. Lafın gelişi dedim. Şimdi yanlış anlarlar. Hemen şey yazıyorlar. Her videonda koca bahsetme. Kız bir videomda bahsetmişimdir bahsettiğim sende. Koca meraklısı değilim. Böyle yazıyorlar ya, koca meraklısı diye. Şimdi buna bakın. Bu kivinin soyma yöntemi var. Bakın şurasını alıyorsunuz. Sonra şurayı şöyle döndürerek. Şurada bir şey var böyle dikeni gibi, bakın. Görüyor musunuz? Bu çıkmadı. Bu nasıl soyulmaz şekliydi. Çünkü şuradaki serçeyi almazsanız olmaz. Otelde kasa kasa soyardık biliyor musunuz? Akşama mesela özel misafirler gelirdi.
Bu bıçak kesmiyor ya. Bir de şey mesela biz ejder meyvesi falan onlarla böyle değişik değişik şekiller yapardık ananaslarla falan. Gerçekten ustalarım bana çok güzel şeyler öğretmişler. Şu an düşünüyorum da. Bir gün size de yaptığım sunumlardan durmuyor ya çünkü durmuyor derken şey o zaman telefonum yoktu benim. Hani fotoğraf falan göstereyim diyecektim de telefonum yoktu o zaman. Şimdi bakın. Şuraya aldınız. Bu bıçak da kesmiyor bu arada. Düzgün bir bıçak alıp geleceğim. Şurasını göstereceğim şimdi size. Bakın. Bakın gördünüz mü çıktı. Şu sert yerini alın. Yoksa boğazınızı kaçırıyorsunuz. Ay bu bıçak da kesmiyor ya düzgün. Hah kesiyormuş. Yer misiniz bu arada waffle? Yerseniz çıkın gelin hemen. Hemen çıkın gelin. Ay çürükmüş. Çürük şeyi mi sattınız bana? Bir de insanlar kiviyi ellerken kışınıyormuş. Aklıma başka bir meyve geldi de. Aslında kiviyi severim ama aramam. Böyle çok kivi aşığı olan insanlar var mı acaba? Yoruma yazın bakayım. Kivisiz yaşayamam. Atıyorum ben muz. Muzsuz ya yok yani. Her zaman muzu yiyeceğim. Muzu çok ararım. Mesela çileği çok aramam. Çünkü neden? Doğru düzgün çilek çıkmıyor. Mesela yazın karpuz. Abi ekmek arası karpuz. Hele denizden çıktıktan sonra. Üf, yani. Şimdi kivilerimizi güzel güzel doğruyoruz şöyle küçük küçük sunum için şöyle ay şeklinde ince ince koyuyoruz. Kivi göze benziyor ama benim gözümün rengi kivi mi acaba? Kivi renkli. Bu arada ben esmer miyim kumral mıyım? Aklımda şu an Oy Oy Esmer'e şarkısı çalıyor. Cumartesi günü arkadaşımın düğünü var. Şu geçen aldığım yeşil elbiseyi gösterdim ya size. Onu beğenmediniz şimdi. Neden? Ben onu giyecektim. Giymediniz. Sana yakışmaz. Cartürt falan. Moralim bozuluyor. Aslında bozulmuyor gibi ama bozuluyor. Olmadı ya. Şimdi nasıl koyayım? Şöyle koyayım. Tadına bakacağım nasıl kivinin tadı diye. Asel olsa. Mama. Mama. Neyse. Şöyle muzlarda. Muz ne ya çilek de. Kafam hiç iyi değil. Psikolojim hiç iyi değil. Yerle bir altında psikolojim. Bu arada Antalya'da yaşayan takipçim var mı? Bir gün bir yere gidelim sizinle kafeye mafeye. Oturup sohbet edelim. Hep yorumlarda sohbet etmek olmuyor. Şimdi bunları da şöyle güzelce ne? Doğruyorsunuz tamam mı? Sunum olacak şekilde bakın. Şöyle ayağı şeklinde sunum yaparsınız. Şimdi kivileri de muzları da. Ah yaşlandım ya. Anneannem bile bu kadar çok sayıklamıyor. Şekilde koyalım. Aklıma gelmişken şimdi söyleyeyim size. Konudan konuya atlıyorum. Üniversite arkadaşlıkları yalan. Üniversitede herkes böyle samimi gözüküyor ama kimse kimseyi sevmiyor. O özellikle ilk tanıştığınız, ya ben için demiyorum ama İlk tanıştığınız arkadaşlıklar hep yalan. Sonra bozuluyor. Mesela bir ortam var. Atıyorum delirsiniz ki bu kız bunlarla nasıl takılıyor oluyor falan ya. Böyle şaşırırsınız ama çok değişik üniversite ortamları. Ama Allah'a şükür ben ilk tanıştığım insanlarlayım. Hani ben insanları çok iyi analiz edebiliyorum. Çevremi ona göre seçebiliyorum. Ne çok konuştun. Bır 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 bır. Kış kızı tenezzül etmiş. Beraber yapacak. Tamam. Evet. Gizem kendini tanıt.
tanımıyorsunuz. Dakika tanıtacağım arkadaşlar. Önce bir çay koymam lazım. Baba, ben de bu arada bir kek yapmışım. Kendime övmek gibi olmasın da. Misafiri mi geliyor? Yok. Kapat videoyu. Bekleyin 2 dakika. Kettle şey olsun, hemen geliyoruz. Evet, geldik. Çay suyu kaynadı artık. Sizin kettle'lar da böyle çok ses çıkartamıyor. Yoksa bizim kettle'lar mı böyle sadece? Yan mahalle duyuyor neredeyse sesini. Ay, muzu çok severim kız. Muz. Çikida muz muz. Fışık 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 doğru. Böyle yan yan ay ay şeklinde doğru inip üstüne koymanız daha iyi olsun. Aşk kolaj. Bu arada şükredin arkadaşlar. Halimde şükrettim. Bakın. Demin videoyu kapattım geldim ya. Videomun altına yine sürekli kilo mu aldın? Kilo. He, kilo aldım. Sana ne? Senin öndekini mi yedim? Şükür ya. Benim elim var, ayağım var, kulağım var, gözüm var. Boyum Allah'a şükür yerinde. Allah'a şükür obez değilim. Yerimden kalkamayan bir insan değilim yani. Ben şükretmesini bilen bir insanım. Biraz şükredin arkadaşlar. Bir de birini eleştirirken ilk önce bir kendinize bakın. Bir kendinize bakmayı öğrenin. Yeter yani, beni bir salın. Yiyeceğim. Bir dünyayı bir defa dedim, yiyeceğim. Yiyeceğim yani. Gizem'e yaptığınız psikolojik baskı anısını bana yapıyorsunuz. Yapmayın. Ben size yapıyor muyum? Yazık, günah yani. Kenarlar üçgen şey şeklinde olmadı, o yüzden yiyorum. Hmm. İntun elmayı bıraktım. Elma kararıyor ama muzlar daha çok kararacak. Keşke bunu bir gizem yapsaymış. Aa, muzu şöyle yapacaktık. Renk orantısızlığı oldu şimdi. Elma da beyaz ya. Olmadı. Heh, elmayı da karşısına koyalım. Beyaz beyaz karşı karşıya olsun. Şimdi hemen doğrayalım. Gizem! Su kaynadı. O sakızı çıkar ya. Linç gülüyor. Gizli videosunda beni nasıl değiştirmişler ablam. Suratsızlığımdan, nelerinden gülmüşler. Sana bir şey diyeceğim. Ne? Çay nerede? Nerede? Gizem, çayı da sallama yap bari. Çay hayatımda zaten yeterince sallamayın. Kalmıyorsun, arkada sözler okuyup da gelme burada. Çayımı sallama, hayatımızdakiler dallama kardeş, çekil. Ben kış kızı. Telefonumu sallamadım. Yamuk oldu işte, ışığa gitti. Dolma yapacağım. Bu arada ben 25 yaşındayım ya, abişin ablasıyım. 25 mi? Ha, bir de bana diyorsunuz ki sen Gizem'in ablası mısın? Sizce görüntü olarak... Bakın bir de aynı kiloda mıyız? Allah aşkına, bu 100 kilo, ben 75 kiloyum. Bu hani neremiz diye aynı? Hitap edilmez bir insan. Neremiz aynı? Bak Gizem, videodayım. Hiç anlaşamıyoruz. Hiç yani. Videoda bile yani yapmacık davranalım Pollyanna'cılık. Bir de bir şey yazmış. Bir de kavgalarınız şey mi yazmış? Kurgu. Kurgu, aynen. Hiç işimiz gücümüz yok. Ah, vurma bana! Psikolojik. Psikolojisi normal değil gerçekten. Anne! Ne oldu? Anne, itiraf eder misin Gizem'i sokaktan aldığını? Şu çöpün yanından. Gözleri kirden gözükmüyor. Anne, rahmet bana buraya. Kardeşimin şey, oyunculuğu. Aynayı da soyamadım ha. Gitti yarısı. Gizem geldi, elmaları düzgün soy bari ya. Oy. Kız çıkmıyor. Namaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oruçlar da yaklaşıyor, ben de yokum. Gizem, bütün sahuru sen hazırlayacaksın. Gizem şu elmaları düzgünlere soy, ben şeyi getireyim. Merhaba, ben kış kızı. Ben 25 yaşındayım. Koca bekarım. Taciplerimi beklemiyorum. Erkekler kapatılsın. O ne? Sence sosu. Bu
Bu arada waffle makinemiz Hülya'nın Almanya'dan geldi. Evet, yeni makinelerini bekleriz. Evet, Nehir. İçine etmişler makinenin. Hülya'cığım. Videolarımı izliyor musun bilmiyorum ama. Ne izleyecek be? Benimkiler izliyorlar. Cappar. Ben sakızı bir şey yemeyeyim diye çiğniyorum. Gizem, sakızı gerçekten çıkar. Telefonun nerede? Ha? Telefonun nerede? Ya sakızı çıkar saygı. Ağzına maske tak, bir şey yemek istemiyorsan. Ay. Özür dilerim, kusura bakma. Hey Siri, iPhone nerede? Gizem'in iPhone nerede? Gizem, makineyi ver de bir yandan da pişireyim. Nereden vereyim ben sana makineyi? Nerede var makine? Yukarıda. Hangi yukarıda? Ay, hemen uzun boncuğunu karıştırman lazım. Allah bana bunu vermiş. Çekil. Çekil. Gerisini de koy vermiş. Orada değil abi. Hangi yukarıda? Ya niye yapmadın? Eskiden oturup elma falan yerdim. Şimdi yiyemiyorum. Sen fotoğrafını çektim onu bekle ha. Düzgün koy da. Fön de yaparım o çağrı. Ne fönlüsü ya? Eskiden fönlü mü vardı? Fönlü fundi hani. Ben 25 yaşındayım, Antalya'dayım. Antalya'da yaşıyorum. Evin en büyük çocuğu benim maalesef. Benim küçüğüm Rabia, onun küçüğü Nehir. En küçüğümüz de Muhammed Uzan. Ne iş yapıyorum? Sosyal medyayla uğraşıyorum. 2 yıllık ikram hizmetleri mezunuyum. Yiyecek içecek işletmecinin 2 yıllık versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Otelde aşçılık yaptım zamanında. Pazarcılık yaptık biliyorsunuz. Pazarcılık bitti. Yapmıyoruz artık. İşte takı satmaya çalışıyorum. Kıyafet satmaya çalışıyorum. Her türlü mekanda varız. Kitap okumayı çok seviyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Okuduğu kitap da alerjiyi seviyor. Ali topu at. Ali topu at. Yalan söylüyorum. Bakın bakıl. Bakıl makinemiz ısla. Şey, ay konuşamadım. Arkadaşlar. Bakıl makinemiz ısla. Bu arada YouTube kanalında bunun tarihini mutlaka görebilirsiniz. Bakın. Kablo yani şu an telefonun içinden geçti. Gizem telefonun nerede? Evet, her şeyimiz hazır. Şimdi ocakta çikolatayı yumuşatacağım. Makinem de ısınıyor. Bu ısınmış bile. Hadi biz yapalım. Evet, ben pişireceğim. Gizem de süslemesini yapacak. Sunumu ben daha iyi yapıyorum ama pişiremiyor onun efendim. Aşkım esine gelmiyor da. Seni tripoda mı koysaydık telefonuna? Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Bil ki yeni kaynanası mı ölüyordu? Allah Allah. Böyle döküyoruz arkadaşlar. Bismillah deyip başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz derecesini açayım. Elmanın tadına bakayım kız. Elma hemen sararmış. Kararmış. Niye durmuyor be? Çünkü tam düğmeye bak. Ay bu telefon da çok küçük be. Umarım çikolata hemen erir. Bu arada kek güzel olmuş ama o içindeki çikolatadan dolayı. Al ye. Al. Su içeceğim ben. Ben de waffle yiyeceğim diye yemeyeceğim ki. Yok, ben waffle yemeyeceğim. Pişmiş midir, alalım mı? 1, 2, 3 hazır mı? Ben açacağım. İlkini ben açacağım. Ben açacağım. Pişmedi, pişmedi. Şöyle yaptım. Daha var. İyi, ben oynamıyorum. Daha var pişmemiş. Sen aç ilkini.
İnşallah erimiştir. Erimemiş zaten, belli rahmet. Erimiştir dedim. Al erimiş, niye erimesin? Onların nütellaları varsa bizim de peripellalarımız var. Peripella. Biraz daha suyun içinde kal. Gel Gizem, pişmiştir, aç. Kapağını şöyle yan koysam içine girer mi su? Girer. Yüzümü çeken al. Konsantrasyonumu bozuyor. Çekil. Beceriksiz. Ay, yanlışlıkla hikaye attım. Ya Gizem ya. İkincisini de ben çekeyim bari. Al hadi. Başla çikolata sürmeye. Oy, elim yandı. Oy. Oradan bir şey versene, çıkarmak için uğraşıyoruz ya. Çatal ver. Al. Al bas şuna. Sen tabakları çıkarmışsın. Sana hiçbir şey kalmadı yani yapacak. Yağlıyorum ben. Yapışmasın diye. Çünkü nehir bir yağ atmış var ya, waffle makinesi bir de bana atıyor. Abla abla yapışmış. Yağlamazsan. Bismillahirrahmanirrahim. YouTube videosu çekiyoruz. Yani insanlık yapıyoruz. İki yerde YouTube videosu çekiyoruz. Görüyorsunuz ya. Ama Gizem video story çekecektim. Meyvelerin hepsini koyma. Ya bir tane çiçek yere yapıştı. Hani? Hani? Yerde. Şimdi yer, basarız üstüne, günah. Aha, tam olarak ayaklarının ortasında. Dur. Bakın aşkolar, Ramiş'in aşkoları. Size özel video çekiyorum. Hadi ya, böyle köşke fırt diye pişse. Oteldeki makineler çok mutlu. Anne ile annemin konuşmalarından YouTube videosu. Sağ ol anne, sağ ol. Bizim evde huzur var kesinlikle. Saygı var. Annem bulmadığı için annem bağırıyor, yanlış anlamadım. Bol bol çikolata mı? Pişmemiş. Waffle bence ağır bir tatlı. Ağır mı? Sevmiyorum. Her gün olsa her gün yerim. Bence ağır değil. Ne kadar oldu dışarıda rahmet? Ben uzun zamandır hani... 150 vardır. Gizem düzgün sunum yap ya. Gerçekten düzgün yapıyorum. İnsanlar öyle mi yapıyor? Tek tek böyle sıralıyor yuvarlak yuvarlak. Ben de yuvarlak yuvarlak sıraladım. YouTube videosu çekiyorum. Ben insanlık yapıyoruz. İki yerde YouTube videosu çekiyoruz, görüyorsunuz ya. Ama Gizem bir story çekecektim, meyvelerin hepsini koyma. Ya abiş, bir tane çiçek yere yapıştı. Hani? Ne? Yerde. Şimdi yer, basarız üstüne, günah. Aha, tam olarak ayaklarının ortasında, dur. Bakın aşkolar, Ramiş'in aşkoları. Size özel video çekiyorum. Annemle anneannemin konuşmalarından YouTube videosu. Sağ ol anne, sağ ol. Bizim evde huzur var kesinlikle. Saygı var. Anneannem duymadığı için annem bağırıyor, yanlış anlamayın. Evet, bol bol çikolatamızı sürüyor. Waffle bence ağır bir tatlı. Ben olur çok mi sevmiyorum. Her gün olsa her gün yerim. Bence olur değil. Ne kadar oldu dışarıda abiş? Ben uzun zamandır hani... 150 vardır. Gizem düzgün sunum yap ya. Gerçekten düzgün yapıyorum. İnsanlar öyle mi yapıyor? Tek tek böyle sıralıyor yuvarlak yuvarlak. Ben de yuvarlak yuvarlak sıraladım. Ne fındık bağırı şeye koyalım. Fındık yok, Hindistan cevizi koyalım. Hindistan cevizi alır olur. Hayır, güzel olur. Şunu alıyorum bir dakika. Bir dakika dur, içine kalacağım. Alıyorum. Bakın. Çok da güzel oldu. Şöyle bir tane de ortasına koyalım. Hoştur.
İlk waffle'ı kim yemek ister? Allah'ım suyun gitti. Bunu satmaya gidiyorum. İkincisini götürdüm süslemesi için. Yeter bir tane video çektik ya diyor. Kim süsleyecek acaba? Ya öyle bela kuvvete ya. Hadi gel Sonya. Üstüne çikolatalı şöyle gezdir. Gelin arkadaşlar Beleş'e. Dışarıda 200-150 lira verdi. Gel abla gel. Ben size Beleş yaparım. Siz bizdensiniz. Siz bizdensiniz kız. Şöyle ben temizleyeyim de en azından işim bittikten sonra bana bir şey kalmasın. Bu arada Gizem'in tribosundan bana da ihtiyacım var ya. Kim bana tribo dediği kadar ister? Çünkü daha YouTube ekipmanları hiçbir şey almadım. Ne bir tripod aldım. Ne bir şey aldım. Her şey yavaş yavaş. Bence. Bakalım bu pişmiş mi? Daha pişmemiş. İlk waffle'ı kim yedi? Ne bileyim ben. Bunun sonundan kalmıyor. Bakayım yedim kimmiş merak ettim. Geliyor. Hazır mısınız? Açıyorum. Ne çıkacak acaba? Acun Ilıcalı'nın bir programı var ya. Ya. Açtık. Var mısın yok musun? Varız. Bir de bu buraya yapışmasa mik olacak da. Niye yapışıyor ya? Çünkü yukarıyı tam yağlamıyoruz. Evet, kış kızı üçüncü geldi. Aa, bunu böyle fotoğrafını çeksene. Strip atacağım, unuttum atmayı. Neyse ben süslerim. Süslemeyi bilmiyorum. Dur onu ben süsleyeceğim. Nehir! Gel. Evet, bekleyin. Bakın benim yaptığım sunum böyle. Sunum. Sunum yapmayı çok seviyorum ben. Şimdi bunu ben yiyeceğim. Evet. Bu dursunluk diye bir şey değil. Ben nasıl yiyeceğim biliyor musunuz? Sandviç şeklinde. Bilmiyorum canım, ağır geliyor. Bir sandviç yaptık biz. Bursa böyle olmaz mı sonuçta? Bir çarpanım ağzım ortasına. Bu şekilde gidelim nerede? Hmm. Çekiliyor mu? Ardında yara var, yara. Yorma şimdi, açlı kışkolar gelir. Benim yedim. Hadi çabuk ya, ben sana soracağım şimdi. Nasıl yedim? Yenir aşkım, ben yedim. Nasıl yediyormuş arkadaşlar? Getir. Ben yedim valla. Sen çikolata yok. En iyisi sandviç yemek. Sadece üstüne dökümle dağıtacağım ama. Bir gel misiniz kız? Canan. Canınızı çekmesin. Ayakta da bir şey yemeyi hiç sevmem. Kime eksik kaldı ona göre. Bakın şimdi nasıl yenir gösteriyorum. Zehra'yla Ortaköy anılarının aklıma geldi. Neyi buraya göstermen gerekiyor? Şimdi size canım kardeşim nasıl yenmesi... Alırsın, dur, yaparsın, yersin. Nehir gel. Canım kardeşim size nasıl yenmesi gerektiğini gösterecek. Evet, göster Nehir, kardeşim. Hepinize ben gösteriyorum ya. Bilmiyorum ben yormasam. Biz. Bakın. Göster kardeşim. Bizim görünmüyor. Ama bir şey olmaz. Bakın bıçakla, sol el bıçakla, sağ el bıçakla. Solla yemek günah, sağla yiyeceksin. Ama böyle zenginler böyle, hepsi günah. Bak. Böyle yeniyor arkadaşlar. Zehra gel bacım, sana da yap. Hadi tamam. Tamam, çek için benim yiyici görsün. Niye attın onları? Nasıl bir kadar olmuş şu anda?
Gerçekten pahalı waffle dışarıda. Ne kadar oldu ben bilmiyorum diye mi çatıyorum ya? Daha hiç başkanlığı kaldı mı? Var daha bir sürü. 200 lira olmuş ama. Şey ufuz patron. Afiyet olsun hepinize. Bir insan ellerine sağlık der. Ellerine sağlık. Afiyet olsun kardeşim. Ağzımı görüyorsunuz. Kızım da hamur parçalanmış bakın. Waffle bitti, sarmaya başladık. Bu da Nehir'in Turgutlandı. Turgutlu. Bunu sen yapmışsın. Nehir bana bak bir. Ağzın ne? Ay arkadaşlar. O kadar çok tıkıyor ki yani bir tane anca yersiniz. Son. Bundan bayağı bir çıktı. Ben hamuru orta derece yaptığım için bizim aileye göre. Tam yetti yani. Hatta fazla. Allah'ım inanmıyorum. Kız sona doğru yiyeceğine. Annen mi var? Şimdi bunu açıyorum bakalım. Aslında pişmiş bakın. Buralar taştığı için. Hamur biraz yağın olmuş. Biraz daha pişsin. Oturma annem yiyelim hadi. Benim aşkım. Aşkım aşkım. Hadi ye. Ye tosunum paşam. Afiyet olsun. İlla kendim yiyeceğim demeleri. Asal. Nasıl çıtıl tutuyor. Çıtıl tutuşa bakın. Dur aşkım. Ağzın dolu. Bakamıyor da ilaç yerine. Kendi yiyecek. Kendi ver, kendi yesin. Tamam. Evet, çıkartalım artık. Bu iyi pişti ha. De nasıl çıkartacağız şimdi? Bakın. İçi iyice ne pişti. Şimdi bunu süsleyeceğiz. İlayda. Evet. Güzel videodayım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir gizemli olan videolarımızı. Her zaman kavga etmediğimizi gördünüz. Ay bir hamur yaptık, kavga etmeyiz. Bakın ben yaprak sarıyorum. Ay. Kendinize çok cici bakın. Görüşürüz aşkolar. Öpüyorum, bay bay. Salak mısın ya?